Bir yerden çek. Niye böyle sevgiler? 7'den 70'e herkesin ihtiyacını karşılayan semt pazarları Ramazan ayı nedeniyle bu hafta durgunluk yaşadı. Esnaflar fiyatları uygun bulurken vatandaşlar ise fiyatlar konusunda adeta dert yandı. Pazardaki son durum akaryakta bağlı, işçilere bağlı. Şimdi bir yemeyeci çalıştırıyorsun 700-1 milyar örnek. Yemesi içmesi yani mecburen şeye yansıyor. Yok, yok hiç hareketlilik yok. Yani hiç oruç olduğu bile belli etmiyor. Yani normalde oruçta yetiştiremiyorduk. Var, ıspanak var, pancar var, bakla var, sarımsak var, brokoli, pırasa, karnabahar, kara lahana, beyaz lahana, yeşillik, havuç, turp, limon ne istersen var yani. Normal kabak var 10 milyon, eğisi küçüğü 20 milyon. Bakla 25'e var, 15'e var. Mesela yeşillikler 5 lira. Maydanoz, çitli, nane tekli ama. Marul 15'e var, göbek var 25. Şu an en yüksek olan brokolin, sarımsak. Brokolin 70 lira, sarımsak 150 lira kurusu. Yeşil sarımsak 70 lira mesela. Bir de şey var, semizotu var 5 lira. Son durum yok, müşteri yok, satış yok. Son gelen mazot zamlarından sonra iş yok. Mesela maliyet. Bahçede 5 milyon, halde 15 milyon. Bunun sebebi mazottur. Yetkililerin buna bir el atmasını istiyoruz. Bakın pazarda hiç kimse yok. Ne getiriyor o topluyor. Yok, bu gidişle bekleyemiyor. Mandali var, portakal var, elma var. Ne kadar? 12, 10, 15. En ucuz şimdi meyvedir. Balcanın kilosu 50 milyon. Bunun sebebi nedir? Mazot. Üretici zarar ediyor. Aracı zarar ediyor. Pazarcı zarar ediyor. Bunun sebebi nedir? Zamdan dolayı. Yok. Onu alıyor, 8'e veriyor. Mecbur, bozulmasın diye. Semt pazarındaki fiyatlar pahalıdır. Yani eskiye oran fiyatlar çok yükseldi. Eskiden mesela 200 liralık alışveriş yaparken şimdi 500 ile 600 arası bir fiyat yüksekliği oldu. Bu vatandaş için çok kötü bir şey. Mesela kimisi meyve alırken sebze almıyor. Yani çoğu insanlar böyledir. Bence fiyatlar çok yüksek. Şimdi kilo kilo alamıyoruz ki, şimdi insanlar tane tane alıyor. Arada yaşıyoruz. Son patates 14, 15, soğanlar 13. Hani fiyatlar mevsimine göre iyidir yani. Çünkü sonuçta patates, soğan biliyorsunuz tarlada yeni mahsul yok. Hepsi depodan geliyor. 6 aylık bir süreçtir yetişmiyor bu patates, soğan yetişmiyor. O yüzden hani 6 aylık bir sürece bakarsan patates soğanın fiyatı 15 olması idealdir, normaldir. Çünkü petrol fiyatları, işçilik, hamballık normal. Şu an hani Ramazan ayındayız. Tabii hani yükselme elbet olacaktır. Ama diğer senelere göre daha iyi yani. Fiyatlar çok artmamış. Yok, millet fazla alamıyor. Hani sebze, daha çok sebzeye yöneliyorlar. O da temel ihtiyaç olduğu için. Yani meyve kimse kolay kolay alamıyor. Gördüğünüz gibi zaten müşteri yok. Arkadaşlar alıştı artık. Bu patates 20 de olsa artık almak zorunda. Çünkü hani her yerde aynı oluyor. Markette de, bu A101'de de aynı fiyat. Burada da aynı fiyat. Şu an minimum bir vatandaş 2-3 kilodan fazla alamıyor. Eskiden geliyordular 5 kilo, 10 kilo alıyordular. O zaman daha uygundu. Ama şu an gelen müşteri 2 kilodan, 3 kilodan fazla alamıyor. Bu bizi de etkiliyor. Şu poşet olmuş 50 lira. Bundan 2 sene önce bu poşet 5-6 liraydı. Herkes biliyor, sorabilirsiniz zaten. 2 sene önce 5 lira olan poşet bugün 50 lira. Biz mazot 2 sene önce 14-15 alıyorduk. Olmuş 50 lira, 45 lira bugün. Hani bunlar da illa maliyeti etkiliyor. Eski kar oranı hani eskiden 1 lira koyduğumuz zaman bize yetiyordu. Ama şu an 1 lira koyduğumuz zaman yetmiyor. Pazardaki son durum şu anda durgundur. Ramazan'dan dolayı biraz durgunluk var. Yani fiyatlar normaldir. Şu anda ne satıyoruz? Marul, ıspanak, nane, maydanoz var. Soğan var. Törpümüz var, havucumuz var, limon var. Böyle devam ediyor. Ne kadarından başlıyor? Maydanoz 10 lira, marul 20 lira, ıspanak 25. Söyleyeyim size, törp 20 lira, havuç 20, limon 15. Standarta göre de şu an artık normal görünüyor yani. Eskiden biraz alıştılar artık bu yüksekliğe. Eskiden itiraz ediyorlardı fiyatlar yüksektir diye. Şu anda artık normalleşmiş yani. Normal bir şeyi de görüyorlar artık fiyatlar.